Osman amcanın bu içten anlatımı bizi bu güzel toprakların insanlığı üzerine oldukça düşündürüyor. Dirayetli, özgüveni yüksek ve karakteri sağlam insanların bizlere bıraktığı bu güzel mirası nerelerde harcadık, nasıl yitirdik, ellerimizin arasından neden kayıp gitti? Bunları düşündükçe Kurtdereli'nin son yıllarının nasıl geçtiğini soruyoruz Osman amcaya. Kurtdereli'nin son yılları nasıl geçmiş size anlatılmıştır. Yani eşiniz de en azından vallahi büyüklerinden işte dinlemiştir. Nasıl geçmiş son yılları? Yokluk içinde mi, sıkıntı içinde mi? Sahip çıkılmış mı ona son zamanlarında? Yokluk içinde geçmemiş de bu eşkıyalar almış hep. Paralarını, altınlarını, koyun sürüleri, bilmem çok şeyi varmış. Hatta bu eşkıyalık olmasaymış o zaman belki ben bile burada olmazdım. Şimdi bize de kalırdı. Evet. Ama bu eşkıyalığa götürdüğü için diyordular şöyle, eşkıyanın birine demiş, sana demiş bir sefer demiş bir tokat atacağım demiş, canını da alırım ama demiş, ah demiş şu delik demir olmasa. Evet. Hani evinin daha hala duruyor, şimdi işte mize olacak evi. Kurşun delikleri, onu demiş ki bunları sıvamayın, kapatmayın. Bu evle beraber gitsin diye daha hala bellidir. Evet, yani ona ateş ettiklerinde. Ateşe tuttuklarını. Evet, evet. Çok büyük peynir fıçıları vardı. Hı-hı. Ben de biliyorum. Böyle içine merdivenle indirdi. Merdiveni vardı öyle. O fıçıların içinde sakladığını söylerlerdi. Evet, böyle. Yani hani kendini korumak ölüm, için. Evet, ölüm. Evet, böyle. Bazı ikman şeyleri vardı, daha hala durur. Neler vardı mesela? Böyle mesela böyle avucuna alacak toplağı vardı iki tarafı şöyle şey top. Kendine göre jimnastik, o zaman jimnastik, o zaman spor aletleri spor kendine aletleri. Göre. Öyle peki gördüm. Hayatta kalan kimler var bugün Kurtdereli'nin çocukları, torunları? Hayatta kimler kalan kaldı? Şimdi torunlar kaldı. Nerede yaşıyorlar? Bundan daha bir sene de olmadı, 7-8 ay falan oldu işte, son oğlu da öldü. Şimdi onlar da Balıkesir'de yaşıyorlar. Hı hı. Balıkesir'de de. Evet. Sizin evinizde galiba ona ait bazı hatıralar da evet, kaldı var. Torundan. Bir onları da görelim evet, isterseniz. Görelim. Güreşleri bugün bile unutulmayan Kurtdereli Mehmet Pehlivan, 1 metre 95 santim boyu, 148 kilo ağırlığıyla Kırkpınar Baş Pehlivanı, Türkiye ve Dünya Şampiyonluğu gibi ünvanlar alarak Türk güreş tarihine geçti. 1901'de Sultan II. Abdülhamit, 1910'da ise Sultan Mehmet Reşat tarafından ödüllendirilen Kurtdereli'nin aldığı en önemli ödül ise hiç kuşkusuz Ulu Önder Mustafa Kemal tarafından yazılan mektuptu. 15 Kasım 1931 tarihini taşıyan mektubunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürecekti. Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm. Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın. Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum. O bu mektubumla beraberdir. Pehlivan, ömrünün tam, sağlıkla uzun sürmesini dilerim. Gazi Mustafa Kemal. Atatürk'ün gönderdiği mektupta çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan dediği hediye 1.000 liralık bir çektir. Kurtdereli bu çeki alıp bankaya götürdüğünde görevliler parayı ödeyip çeki alırlar. Ancak Kurtdereli beklemeye devam eder. Görevliler neden beklediğini sorunca çekin kendisine verilmesini beklediğini söyler. Görevliler parayı aldın, çek bizde kalacak deyince de o zaman alın 1.000 liranızı, verin çekimi der ve ekler. O çekte Atatürk'ümün imzası var. O yıllarda bir servet değerinde olan parayı banka görevlisine iade eden Kurtdereli, paha biçemediği Atatürk'ün imzasının bulunduğu çeki cebine koyup bankadan ayrılır.
Ömrünün son yıllarının yokluk içinde geçtiğini düşününce bu anıyı anımsıyoruz burnumuzun direği sızlayarak. Ah koca pehlivan, ah! Osman amcanın evinde Kurtdereli'nin hatıraları saklı. Duvarda asılı duran tabloya ve aile fotoğraflarına bakıyoruz hep birlikte. Kurtdereli pehlivanın torunu olan eşi Kıymet Hanım'la birlikte geçirdikleri o ışıklı günlerden kalan fotoğraflarını gösteriyor Osman amca. Cihan pehlivanı Kurtdereli'nin kudretli fotoğraflarının yanında duran sımsıcak bir anı. Hüzünle gururun iç içe yaşandığı bir zaman yolculuğu bu. Bir zamanlar cihana sığmayan koca pehlivanın anılarının sığdığı bu sımsıcak evden ayrılıp Osman amcayla vedalaşıyoruz. Dinleyin, anlatılan sizin öykünüzdür diyerek çıktığımız yolda, ıslak çarıklarda sizlere bu hafta Kurtdereli Osman Çankaya ile tanıştırdık. Bir cihan pehlivanı olan Kurtdereli Mehmet'in anılarının sindiği sımsıcak evine ve yüreğine konuk olduk. Her karışında onlarca yaşanmışlığın izleri bulunan bu topraklarda umut da, öykü de tükenmez. Sözü her hafta olduğu gibi Emre Dayıoğlu'na bırakıp biz artık gidelim. Çünkü yörük yolda gerek.